Demek ki hanım bas geldi ha. O bas geldi tostum gibi. Sat mutlu ver. Sen yapman ki ne yapman? Oturmayla var iş var. İş fikri şöyle başladı. Tarım İl Müdürlüğü'nün açtığı tarım kursları vardı. Oraya girdik. Oradaki eğitimlerden sonra lavanta da bize çok cazip geldi. O şekilde başladık. Zaten toprağı seven birisiyim, ilgileniyorum. Yani bizim için işten çok aslında terapi. Eşimin kız kardeşiyle, görümcemle beraber girdik bu işe. Kursa da arada beraber gitmiştik zaten. Öyle beraber ekimi yaptık. Şimdi hasat zamanı, hasadı da beraber yapıyoruz. Buradan distileye geçeceğiz. Yağlarımızı çıkaracağız. Çok büyük emekler isteyen bitki değil lavanta. Ama tabii ilgilenmeyince de olmuyor. Bu sene 3. hasat dönemimiz. 2 sene önce Aralık ayında dikimi yaptık. Hasadımız Temmuz başı, Temmuz ortası gibi oluyor. Sıcaklığa göre değişiyor. Bu sene sıcaklıklar yüksek olduğu için hasat dönemi de erkene alındı. Biraz iklim koşulları bizi etkiliyor tabii. 12 dönümlük bir arazi üzerine ektik. Haziran başında çiçeklenmeye başlayan bitkilerimizi şimdi hasat ediyoruz. Genelde öyledir. Gelin görümce hep anlaşamaz, sürtüşürler ama çok şükür biz öyle değiliz. El ele verdik, yapıyoruz işi. Çok da iyi anlaşıyoruz. İnşallah anlaşamayanlara da örnek oluruz. Onlar da bizim gibi anlaşmaya başlarlar diye. Çiçek toplamak incelik isteyen bir iş. Böyle kas gücünden çok inceliği istiyor. O yüzden çiçek toplamaya kadınlar daha çok güzel yapıyor. Kadınlar daha güzel yapıyor. Erkekler çok başarılı olamıyor. O yüzden kadın işçilerle çalışıyoruz çoğunlukla.